Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan S-400 ve F-35 gerilimleri sırasında gündemden düşmeyen ve yaptığı açıklamaların birçoğunda haklı çıkan Rus uzman Igor Korechenko, yeni bir açıklamayla dünya gündeminde kendisine geniş bir yer edinmeyi başardı. Sputnik'e konuşan Rus uzman Igor Korechenko, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya hak ettikleri cevabı vereceğini ifade etti. Bildiğiniz gibi bundan aylar öncesinde bir grup senatör, Amerika'nın başkanı Joe Biden'dan Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının verilmesi için çeşitli kurallar koyulmasını talep etmişti ve hatta bu kurallar uzun bir dönem kabul edilecek gibi gözüküyordu. Fakat bu senatörler bekledikleri sonucu alamadılar. Şimdi tekrardan ortalık karışmaya başlayınca Amerika'nın Demokrat ve Cumhuriyetçi Partisi'nde bulunan bir grup senatör, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği kesinleşene kadar Başkan Joe Biden'dan Türkiye'ye verilecek F-16'ların satışının ertelenmesini talep etti. Tüm bunların yanı sıra bildiğiniz gibi yaşanan bu olaylardan sonra bazı Avrupa ülkeleri çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak İstanbul'daki konsolosluklarını kapatmaya başladı. Fakat arkasına sığındıkları bahanelerin resmi verilerini hiçbir ülke Türkiye ile paylaşmadı. Tüm bunlar Batılı ve Avrupalı ülkeler arasında üstü kapalı bir şekilde Türk karşıtı bir operasyonun başladığını gösteriyor diyebiliriz. Sputnik'e konuşan Rus uzman Igor Korechenko bu konuları detaylı bir şekilde ele aldı ve Batı ve Avrupa'nın şu anki eylemlerinin aslında NATO'nun yazılı olan ve olmayan tüm kurallarını ihlal ettiğini, aynı zamanda tüm bunların Türkiye karşıtı bir kampanyadan ibaret olduğunu ifade etti. Rus askeri uzman Igor Korechenko konuşmasının devamında, Batılı ülkelerin Türkiye ile ilgili olarak yaptığı, egemen bir devleti kendi aleyhine kararlar almaya zorlamaya yönelik siyasi baskıdır. Batılı ülkeler tarafından doğrudan kaba bir siyasi ve askeri şantaj başlatıldı. Burada Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışına yönelik anlaşmayı engelleme tehditleri, burada İstanbul'da bir dizi Batılı ülkenin diplomatik temsilciliklerinin kapatılması ve daha birçok şey. Tüm bunlar Kuzey Atlantik İttifakı tarafından yürütülen uyumlu bir Türkiye karşıtı kampanyadır. Türkiye, silahlı kuvvetleri açısından NATO'nun en güçlü ikinci üyesi olmasına rağmen, ittifakın Türkiye'ye yönelik bu tür eylemleri yazılı ve yazısız tüm kuralların ihlalidir. Bu açık bir şantajdır ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tüm bunlara sessiz kalmayacağını ve gerekli karşılığı vereceğini, Türkiye'nin vereceği bu karşılıkla Batı'yı Türk karşıtı kampanyasına derinden pişman edeceğini vurgulayan askeri uzman Igor Korechenko, konuşmasının devamında Türkiye'nin Batı'nın bu şantajına gereken karşılığı vereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini engelleyeceği açıktır. Çünkü Ankara'ya karşı mutabık kalınan yükümlülüklerin yerine getirilmediği görülüyor. Ayrıca Kur'an'ın yakılması eylemlerine fiilen destek veren İsveç, Müslümanlara, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Finlandiya'ya gelince, Türk yasalarınca terörist ve devlet suçlusu olarak kabul edilen kişiler, bu ülkenin topraklarında serbestçe faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu nedenle bu ülkenin de ittifaka kabulü için Ankara'nın onayını alamayacağı açık. Türkiye, ayaklarınızı silebileceğiniz bir ülke değil. Batı, Türkiye karşıtı kampanyasından derinden pişmanlık duyacak. Türkiye ise kendi görüşünün dikkate alınması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir ifadelerini kullandı. Rus uzman ileri sürmüş olduğu ifadelerinde sonuna kadar haklı diyebiliriz. Türkiye birçok alanda artık eski Türkiye olmadığını ve bulunduğu her masada sözünü geçirebileceğini kanıtlamış bir ülke.
savunma sanayi ürünlerinden tutun da diplomatik süreçlere kadar her masada istediğimiz sonucu alabilir hale geldik. Bu şekilde provokatif girişimlerle Türkiye'ye geri adım attırılamayacağını aslında bütün dünyanın çok iyi bir şekilde anlamış olması gerekiyordu. Türkiye, özellikle Yunanistan'la yaşadığı bütün sorunlarda bu gibi birçok provokasyonla karşı karşıya kaldı ve hepsinin altından anların akıyla kalkmayı başardı. Her zaman söylediğimiz gibi, savunma sanayi sektörünün yerli ve milli bir şekilde gelişmesinin tek artısı silahlı kuvvetlerinizin güçlenmesi değildir. Yerli ve milli bir savunma sanayine sahipseniz ve oldukça üstün teknolojili ürünler üretip envanterinize katabiliyorsanız, ordunuzun güçlenmesinin yanı sıra milyarlarca dolar ihracat gelirine sahip olmaya başlarsınız. Ekonomik artısının da üstünde yerli ve milli güçlü bir savunma sanayisi, sizin diplomatik gücünüzü yani masadaki gücünüzü de arttıran unsurların başında gelmektedir. Şu anda Türkiye, savunma sanayisine ayırdığı bütçe ve yatırımlarla beraber birçok üstün teknolojili platformu yerli ve milli bir şekilde üreterek NATO'nun en güçlü üyelerinden biri haline geldi. NATO'ya girmek isteyen ülkelerin Türkiye karşıtı operasyonlarla istedikleri sonucu almaları imkansız desek yeridir. Çünkü an itibarıyla Türkiye'nin onayı alınmadan NATO'ya yeni bir üyenin dahil edilmesi söz konusu dahi olamaz. İşte bu gücü bize sağlayan en büyük etkenlerden birisi de yerli ve milli bir savunma sanayisinin geliştirilmesidir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.